sabah sabah hiç çekemeyeceğim vallahi, azap gibi. Şu hale bakar mısın ya? Daha kendi radyomu kendi kızıma dinletemiyorum. Kızım sen nasıl böyle oldun ya? Yani böyle babadan böyle evlat ya. Ben seni şiirlerle büyüttüm. Seni kitaplarla arkadaş ettim. Allah babacığım demek insanın içinde olmayınca ne yapacaksın artık? Kızım bak, edebiyat, sanat bunlar bizim kültürümüzün temel taşları. Yani bir tanem bak, genel kültürsüz olacaksın diye çok korkuyorum. Aç iki satır kitap oku. Aa babacığım sen okuyorsun, Tarık okuyor. Etrafım entelektüel adamlarla dolu çok şükür. Ben de eksik kalayım dedim. Ha, bak Tarık ne kadar efendi çocuk değil mi? Beyefendi, ağırbaşlı, kültürlü, ince ruhlu. Yaşlı ruhlu desek daha doğru olur bence. Bak kızım, sanatla, edebiyatla uğraşan insanlardan kimseye zarar gelmez. Böyle insanlar arkadaşlarını, sevdiklerini, eşlerini incitmezler. Sen annemi hiç incitmedin yani, öyle mi? Yani Allah Allah Zeynep yahu, Allah Allah yahu. Kızım ben ne diyorum, sen ne diyorsun yahu? Bana bak Zeynep, günün birinde karşıma bir adam çıkartıp bana dersen baba ben bu adamla evlenmek istiyorum diye senden rica edeceğim, o adam Tarık gibi olsun. Ay o zaman çok beklersin babacığım, çünkü ne Tarık ne de başkası. Ömrümü bir adama adamaya niyetim yok benim. Öyle konuşma, öyle konuşma. Önümüzdeki ay Almanya'ya gidiyoruz değil mi? Bu nereden çıktı şimdi? Baba bana söz vermiştin, annemin mezarını görmeye gidecektik. Haziran sonu Temmuz başı gibi gideriz dedin ya. Ha. Şu mesele. Şu mesele ne demek? Önemsiz bir şey mi istiyorum senden? Allah Allah ya. Ne zaman annemin konusu açılsa hep böyle yapıyorsun. Annemin mezarını görmek benim en doğal hakkım herhalde değil mi? Tamam kızım, sen de hemen hiddetlenme.